Herkese merhaba. Bilgilendirici bir video çekmek istedim. Çünkü son zamanlarda dikkatimi çekti. Marketlerde yapılan oyunlar, ambalaj oyunları, işte gramaj oyunları bilmem neleri biliyorsunuzdur. Çoğumuzun dikkatini çekiyor ama çok üstünde durmuyoruz. Ben de böyle birkaç şey geçtim. Ondan sonra neden bunları es geçiyorum dedim. Şöyle bir video hazırladım size. Marketin bir tanesi, ismini vermiyorum, zincir marketlerden bir tanesi. Çok okuran fiyatları, çoluğunuz çocuğunuz seviyorsa alıyorsunuzdur bunlar. Çok seviyorsa, çok tüketiyorsanız en büyük boyunu alıyorsunuzdur. Dev, avantajlı boy. Ondan sonra işte çok yenmiyorsa ortasını alıyorsunuzdur ya da ufağını alıyorsunuzdur falan. Neyse. Şimdi bu üründen eğer çok tüketiyorsanız bu büyüğü alırsınız. Ekonomik boy diye yazıyor üzerinde. 124 lira, 125 lira diyelim biz buna. 950 gram. İşte küçük boyu 49, 50 lira küçük boyu 400 gram. Şimdi diyor ki birim fiyatına 124 lira bunun. Birim fiyatı 125 diyelim biz buna. Yani bunun bir kilosu 125 liraymış. Yani buraya geldiğiniz zaman 125 lira veriyorsunuz. Bu dev ekonomik boyu alırsanız üstünde yazdığı gibi dev ve ekonomik bir boy. Avantaja geçmeniz lazım ki zaten ticarette bütün ürünlerde böyledir. Bir ürünün miktarını arttırıyorsanız alacağınız ürünün miktarını birim fiyatı düşüyordur. Çok daha ekonomik ve uygun alıyorsunuz demektir. Fakat burada 125 lira verip onun iki katını aldığını, yani bir kilosunu aldığını zannediyorsunuz ama aslında bu bir kilo değil, 950 gram. Yani buradan 50 gram zararınız var. Görüntüde öyle zannediyorsunuz, aslında daha da kötü çünkü bu yarım kilo değil, bu da 400 gram. Yani bundan iki tane alırsanız 100 lira yapacaksınız ve 800 gram halen daha 125'e tamamlayamamış olacaksınız. Zaten bu ekonomikte değil, üstünde de bir şey yazmıyor ya. Bu da çok pahalı, 125 lira para niçin vereyim diyorsunuz. Geliyorsunuz bu sefer hem avantajlı boy hem de orta boy. Ben bunu alayım diyorsunuz. 105 lira çıksın cebimden. Yani cebimden çok fazla para çıkmasın. Bir de çocuğuma yetsin bu. Bir iki hafta idare etsin diyorsunuz. Bakın esas bomba burada patlıyor. 161 lira. Ya almış oluyorsunuz kilosu. Yani şimdi şöyle, bundan iki tane alsanız 100 lira vereceğiniz yere 100 lira vereceksiniz iki tane, yani 800 gram alacaksınız. 100 lira verip iki tane ondan alacağınız yere 105 lira verip bir tane bundan alıyorsunuz ve bu da 650 gram. Yani arada 800 gram alacakken 100 lira 800 gram alacakken 105 lira 650 gram alıyorsunuz. Yani 800 eksi 650, 150 gramda kazık yemiş oluyorsunuz. Bir de 5 lira da fazladan vermiş oluyorsunuz. Burada inanılmaz bir kazık olayı var. Yani çok fark edebilen fark etmiştir. Böyle karışık gibi geliyor. Aslında karışık. Bu market yine biraz dürüstlük yapmış. Şu birim fiyatları büyük harflerle yazmış buraya. Büyük rakamlarla. Normalde bunu küçücük yazıyorlar. Okunmasın diye. Yani buradan anlayacağımız şey, burada olay tam tersine dönmüş. En küçüğünü alırsan en ekonomik olmuş oluyor ki üstünde ekonomik falan yazmıyor. Bu daha da enteresan. En büyüğünü alırsan orta boy kazık yemiş oluyorsun. Orta boyu alırsan kazığın kralını yemiş oluyorsun. Buradan bunu anlıyoruz. Şunu da anlıyoruz buradan. Bu kazığı bize Ülker mi atıyor yoksa market mi atıyor? Market atıyor. Çünkü eminim Ülker bunu piyasaya sürerken bu kutuları üzerine yazdığına göre adam eşek değil yani. Bunu çok daha ucuza veriyordur marketlere. Marketler çakallık yapıyorlar. Gidip marketi şikayet ederseniz çok bir şey elinize geçmiyor. Çünkü serbest piyasa diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Onu istediği fiyata satar diyorlar. Daha önce suda böyle bir şey yaşamıştım da onun için. Fakat bundan sonra sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Bu ürünün gerçek fiyatını bilen varsa, fabrika çıkış mağaza fiyatını bilen varsa yazabilir. Bizimle paylaşır. Marketin adını bilen varsa onu da yazabilir. Ben biliyorum ama reklam olmasın diye yazmadım. Ama yorumlara yazabiliriz bunu. Oradan yürüyelim inşallah. Bir sonraki kazıkta görüşmek üzere.